Kıymetli Alanyurt hemşehrilerim, gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir Bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip Bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş bir adım önde Bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Fındığın memleketi Ordu'ya geldik. Yemyeşil Ordu. Hani silme yeşil derler ya, işte aynen öyle. Tabii Ordu şehrimizi dünyaya önemli kılan en önemli özelliği fındık. Yüksek rakımlı bu noktalarda durduğumuzda, denizi görmesek de iç içe geçmiş çam, köknar, gürgen ve bilmediğimiz binbir çeşit bitkinin dik yamaçlarda daha yükseklere doğru genişlediğini görüyoruz. Kendi kendimize artık Karadeniz'deyim diyerek hayranlıkla ormanları izlemeye devam ediyoruz. Köyün adı Alanyum iken 1885 yılında Alanyurt olmuş. Köy çok kalabalık. Yaklaşık 950 kişi yaşıyor. Köyün tarihi kesin olarak bilinmese de eskilerde 40 gayrimüslimin yaşadığı bilinmekte. Ülkemizin cennet köşelerinin başında geliyor burası. Buradaki doğal güzelliklerin ve kartpostallardan fırlamış gibi duran manzaranın tarifi yok desek abartmış olmayız. Eşsiz güzelliklere sahip bu köyü hadi hep birlikte gezelim. Yer yer derin uçurumlar ve göğe yükselen kayalar insanı ürkütmeye yetiyor da artıyor bile. Biz hemen muhtarlık binasına ulaşalım ve muhtarımızla tanışalım. Merhaba diyoruz. Bize mahalleniz hakkında neler söyleyeceksiniz? Alayurt Mahalle Muhtarı İsmail Yanık. Üç tane camimiz var. Ustaoğlu Camisi, Merkez Cami, Pazaryeri Camisi. Okulumuz İlköğretim Okulu var. İlköğretimle ortaokul, ikisi beraber aynı okulda öğretim yapıyorlar. İki tane eski okulumuz var. Üç tane camimiz var. 14 tane mahallemiz var. Yetim Salih Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmudoğlu, Fakirler, Güney Kümevleri, Hekimoğlu, Ustaoğlu, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Gölke Caddesi, Mustafaoğlu Caddesi, Beyoğlu Caddesi. Mahallelerimiz bunlardan ibaret. Sağlık evi var. Muhtarlık odamız var, belediyenin binası var, iki tane de kiracısı var. Fındıkla geçinimi sağlıyorlar. Bir de enerji sektörünü Türkiye'ye veya diğer ülkelere de gidip böyle enerji sektöründe tel enerji, direkt işlerini falan yapan hep bizim Gölköy'ün insanlarıdır, vatandaşlarıdır. Alanyurt çok eskilerden geliyor. 1885'te Alanyurt olarak oluyor. 1885'te de Alanyurt olarak değiştiriliyor. Daha önceleri burada İşte yılına göre 36 tane, 37 tane, 40 tane gayrimüslim yaşamış Alanyurt'ta. Eski tarihli bir yer. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Burası da Pazaryeri Camii. İhtişamıyla büyülüyor bizi. Minaresi bulutlarla arkadaşlık ediyor.
Biz çok beğendik doğrusu. Manzarası da pek güzel, yeşile bakıyor. Hayran olmuş bir şekilde ayrılıyoruz buradan. Arka sokaklarda, bahçelerde, hatta caminin yanında düzlük olan her yerde güneşe serilen fındıkları görüyoruz. Dolambaçlı yollardan yol aldığımızda dağ, taş, ağaç ve ağaçların çoğunluğu fındık bahçelerinden oluşuyor. Köyün geçim kaynağı görüldüğü gibi fındık. Bu fındıkları toplamak, kurutmak, patoza vermek ve daha sonra satmak pek meşakkatli bir iş. Burası Alanyurt İlköğretim ve Ortaokulu. Oldukça güzel bir bina. Çocuklar eğitimlerini burada alıyor. Çocuklar için park ve basketbol sahası da düşünülmüş, ne güzel. Köy sokakları cıvıl cıvıl. Bu köyün insanları pek samimi. Yaşam daha güzel buralarda. Köyün kıraathanesini görüyoruz. Köyün erkekleri oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Bazen hayaller dökülüyor dudaklardan, bazen gerçekler. İşleyen demir pas tutmaz. Oldukça bakımlı bir köy burası. Ve oldukça da güzel ve bakımlı evler inşa edilmiş. Köyde bulunan dükkanları görüyoruz. Fırın ve kasap, ne ararsanız var bu köyde. Oldukça dik yamaçlarda yetiştirilen fındık bahçeleri, Karadeniz'in saklı hazinesi gibi duruyor yüksek rakımlı yamaçlarda. Yol boyunca, uçurum başlarında fındık bahçelerini görmek mümkün. Gerçekten de müthiş bir doğa ve dik yamaçlarda biten harika bir bitki örtüsü insanı kendine hayran bırakıyor. Köyümüz fındıkla o kadar içli dışlı ki, gözünüzün alabildiği her yerde ya kurutulmaya bırakılmış fındıklar ya da çuvallanmış fındıklar görüyoruz. Fındık tartışmasız bölge için önemli bir geçim kaynağı. İşte Alanyurt Merkez Camii'ni görüyoruz. Mükemmel bir manzaraya bakıyor. Burası da köyün yaşam merkezi. Sessiz, sakin bir yerde bulunuyor. Yolların virajlarını, yeşilin bütün tonları örtüyor. Nemli, serin havası, sığ ormanları ve uçurum dolu yollarıyla karşımızda enfes bir manzara duruyor. Caminin bitişiğinde mezarlık bulunuyor. Beyhudeymiş meğer ömrün çilesi. Aklın gördüm diyen gözün hilesi. Geçiciymiş hepsi felek sillesi. Bir ezan ve sela cemil cümlesi. Görmekte olduğunuz Alanyurt'un bir diğer camisi de bu. Köyün çok güzel noktasında yer alıyor. Nasıl, caminin duş duvar süslemesi ve minaresi oldukça güzel değil mi? Son bir sohbet daha ediyoruz. Alanyurt'un yaşlılarından alacağımız bilgi gibisi var mı? Cemal Coşkun amcamız yanımızda. Kendisi köy hakkında bilgiler veriyor bizlere. İsmim Cemal Coşkun. Yaş 65.
Bu köyde doğdum, büyüdüm. En son İstanbul'da, İstanbul Belediyesi'nden emekli oldum mezarlık müdüründen. Biz de yazları buraya geliyoruz, kışın memlekete İstanbul'a geri gidiyoruz. O zamanları babaya karşı falan saygı çok güzeldi. Hatta büyüklere de saygı güzeldi. Adam şimdi büyük gördüğü zaman böyle ne bileyim yanında oturmazdık, oyun oynamazdık. Yani güzel sohbetler oldu ama şimdi büyüklere hiçbir takan yok. Büyükler falan aynı. Aynı bir şey, şu anda daha başka bir şey. Vallahi en fazla top oynadık burada. Böyle bir de birdir bir diye bir oyun vardı, onu oynuyorduk. Başka bir şey yapmıyorduk. İşte hayvancılık dediğin gibi inek falan onları bakıyorduk. Vallahi bizim burada genelde lahana çorbası, lahana sarması. Yani bu şekilde yemekler vardı yani. Eskiden bir adam boyu kar yağardı. Yani öyle bir kar hiç olmazdı. Yani küreklerle bile evlerin önünü zor şey yapardı. Temizlerdik yani. Ama şimdi öyle bir kar yok. Şimdi bir kar yağıyor, bir 10 gün tutmuyor. O zaman değil, 3 ay, 4 ay hiç yollara açılmadığı zaman doluyordu yani. Aynı evlerde kahve mavi de yoktu şimdiki gibi. Herkes evin önünü temizliyordu. Evde işte un falan oluyordu. Ekmeğe evde pişiyordu. Annelerimiz falan ekmek pişiyordu. Buradaki gibi, şimdiki gibi fırın yoktu. Onun için daha rahattı. Hepsi market var, fırın var, kasap var, olmayan bir şey yok. Herkesin arabası var, her dakika kazaya gidiyorlar. İşini görüp geliyorlar. Gençlere ne söyleyeyim? Gençler de Allah razı olsun. Şu anda çok saygılılar büyüklerine karşı. Yani daha iyi, daha saygılı olurlarsa biz de memnun oluruz büyük olarak. İstanbul Bağcılar'da ikamet etmekte olan ama yaz geldiğinde hasretle bu güzel mahalleye koşan alan yurtlular. Sizin için geldik buraya ve dağlarınızın kokusunu çektik içimize. Sıcak insanlarınızla sohbet ettik. İyi ki gelmişiz. Mutluluk doldurduk heybemize. Buraya sahip çıktığınız ve buranın sahibi olduğunuz için çok şanslısınız. Alanyurt, tekrar görüşmek üzere. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Bey'in talimatlarıyla geldik Karadeniz'in bu güzel köyüne. Ne iyi etmişiz de gelmişiz.